Tabii ki bu teşrif iki devlet alakaları için nihayet muhim. Kalayırsa bu teşrifini Merkezi Asya'daki asası geosiyasi iştirakçılar ciddi itibar bilen gözetişedir. Benim nazarımda Amerika tarafının olduğu koygan bir kança maksat vazifeleri mevcut. Birincisi, resmi Toshkent'teki geosiyasi vaziyetini anıklaş. Uzbekistan'ın içki ihtiyaçları ve içki havatırlarını bilişini maksat kılıp koygan buluşu mümkün. Yani Uzbekistan bu taşkilatke kirişten maksat, vazifeleri ya ki havatırları nemeden ibaret ikenliğini samimi bir derecede içki konsultasyon yani ki müzakereler cereyanı da anıklaşka hareket kılışı mümkün. Bu birincisi. Ve Özbekistan'ın manfaatlerini kondırış arkayı Washington bilan G'arb bilan bog'liqligini pasaytirmaslik iloji bo'lsa parvarishlashni harakatiga tushgan deyishimiz mumkin. Bugungi O'zbekiston oldingi O'zbekiston emas, ya'niki Karimov davridagi O'zbekiston G'arb uchun nihoyatda noqulay bir hamkor edi. Ya'ni O'zbekistonning global reputatsiyasi, uning repressiv reputatsiyasi G'arb bilan to'laqonli munosabatlarni amalga oshirishga imkoniyat bermas edi. Bugungi keyingi 3 yildagi O'zbekiston bu islohotlar olib borayotgan, davlatning ichkarisiga va tashqi dunyoga ijobiy signallar berayotgan, o'zining muammolarini tan olayotgan, rasmiylashtirayotgan va ularni yechish uchun xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik izlayotgan bir davlat va shuning uchunki O'zbekiston geosiyosiy nuqtai nazardan qimmatli aktiv deyishimiz mumkin. Ya'ni bugun rasmiy Moskva ham, Pekin ham va Washington ham O'zbekiston kabi salohiyatli davlatni o'zining ishonchli geosiyosiy ittifoqchisi sifatida ko'radi va Mayk Pompeoning tashrifining asosiy maqsadi o'ylaymanki, O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi, Washington o'rtasidagi geosiyosiy munosabatlarni iloji boricha ijobiy ushlab turish, ya'niki Rossiya va Xitoyning ishtirokini muvozanatga solish va bu muvozanatni Amerikaning ishtiroki bilan to'ldirish va ayni paytda O'zbekistonning aytilganidek mana biz bilamiz Mike Pompeo'ning tashrifining asosiy nomlanishi bu O'zbekiston davlat mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlash degan nom berildi. Bu bilan Pompeo'ning tashrifi to'laqonli siyosiy va geosiyosiy o'lchamga ega bo'ladi. Va shu fonda Pompeo'ning demak tashrifi O'zbekistonning ehtiyojlarini qondirish orqali, aytaylik mana yaqinda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston imkon qadar jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni jadallashtiradi degan bir bayonotni berdi. Xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlarni jadallashtiradi degan bayonotlar berdi. Va jamiki xalqaro G'arb bilan bog'liq bo'lgan loyihalarda O'zbekistonning ishtirokini jadallashtirish, ijobiylashtirish, mana bu Pompeo'ning safari mana shu yo'nalishda ijobiy imkoniyat, siyosiy qulay imkoniyat bo'lishi albatta yuqori.